Yazar: Sait Faik. Okuyan: Ahmet Kalmaz. Hepsinin gözleri güzeldir. Hepsinin canlıyken pulları kadın elbiselerine, kadın kulaklarına, kadın göğsüne takılmaya değer. Nedir o elmaslar, yakutlar, akikler, zümrütler, şunlar bunlar? Mümkün olsaydı da balolara canlı balık sırtlarının yanar döner renkleriyle gidebilselerdi bayanlar. Balıkçılar milyon, balıklar şanı şeref kazanırdı. Ne yazık ki öldü mü soluverir. Öyle ki üzülmüş bebeklere döner balık sırtlarının pırıltıları. Benim size ölümünü hikaye edeceğim balığın öyle pırıltılı, yanar döner pulları yoktur. Pulu da yoktur ya zavallının, hafifçe belirsiz, yeşil bir renkte esmerdir. Balıkların en çirkinidir. Kocaman, dişsiz, ak ve şeffaf naylondan bir ağzı vardır. Sudan çıkar çıkmaz bir karış açılır. Açılır da bir daha kapanmaz. Vücudu kirlice, esmer renkte demiş miydim? Yamyasıdır demiş miydim? Tam ortalık yerinde, her iki yanda sağlı sollu iki baş parmak izi diyebileceğimiz koyu lekeler vardır demiş miydim? Rum balıkçıların Hristos balığı dedikleri bu balık, vaktiyle korkunç bir deniz canavarıymış. İsa doğmadan evvel. Akdeniz'e dehşet salmış. Bir Finikeli denize düşmeye görsün. Devirdiği kartaçalı çektirmesinin Beni İsrail balıkçı kayığının sayısı sayılmazmış. Keser, biçer, doğrar, mahmuzlar, takar, yırtar, koparır, atar, çeker, parçalarmış. Akdeniz'in en gözüpek, insandan, hayvandan, fırtınadan, yıldırımdan, yağmurdan, beladan, işkenceden yılmaz korsanı, dülger balığının adını duyunca bembeyaz kesilirmiş. İsa günlerden bir gün deniz kenarında gezinirken sandallarını büyük bir korkuyla bırakıp kaçan balıkçılar görmüş. Ne oluyorsunuz diye sorunca balıkçılara, aman demişler balıkçılar, eleman eleman, kaçın bu canavardan. Sandallarımızı kırdı, arkadaşlarımızı parçaladı, hepsinden kötüsü balık tutamaz olduk, açlıktan kırılırız. İsa yalın ayak, başı kabak, dülger balıklarının yüzlercesinin kaynaştığı denize doğru yürümüş. En kocamanını uzun parmaklı elleriyle tutup sudan çıkarmış. İki elinin baş parmağı arasında sımsıkı tutmuş, eğilmiş, kulağına bir şeyler söylemiş. O gün bugündür dülger balığı, denizlerin görünüşü pek dehşetli, fakat huyu pek uysal, pek zavallı bir yaratığıdır. Birçok yerlerine, çiviye, kesere, eğriye, kerpetene, testereye, E'ye benzer çıkıntıları, kemikle kılçık arasında dikenleri vardır. Dülger balığı adı da bunlardan ötürü ona verilmiş olmalı. Bütün bu alet edevatın dört yanını şeffaf naylondan diyebileceğimiz işlemeli bir zar çevirmektedir. Kuyruğa doğru bu incecik zar azıcık kalınlaşır, rengi koyulaşır, bir balık kuyruğunun biçimini alır. Oltaya tutulunca dünyasına sulara küsüverir. Nasıl bir korku içine düşer kim bilir. Onun için dünya bomboştur artık. Oltadan kurtulsa da faydası yoktur. Suyun yüzüne yamyaslı serilir. Kocaman gözleriyle insana mahzun mahzun bakar. Sandalı aldığımız zaman dakikalarca onun sesini işitirsiniz. Bir o, bir de kırlangıç balığı sandalda ölünceye kadar ikide bir feryada benzer, soluğa benzer acı bir ses çıkarır. İnce zardan ağzını bir kere ağlara vurmasın. Küstüğünün resmidir dülger balığının. Bir gün balıkçı kafesinin önündeki yarısı kırmızı, yarısı beyaz çiçek açan akasyanın dalına asılmış bir dülger balığı gördüm. Rengi denizden çıktığı zamanki esmer renkteydi önce. Vücudunda hiçbir kıpıldama yoktu. Taş kadar cansızdı. Yalnız aletlerinin etrafını çevirecek incecik, ipekten bile yumuşak zarları oynaşıp duruyordu. Böyle bir oynama hiç görmemiştim. Evet, bu bir oyundu. Bir görünmez iç rüzgarın oyunuydu. Vücutta, görünüşte hiçbir titreme yoktu. Yalnız bu zarlar zevkli bir ürperişle tatlı tatlı titriyordu. İlk bakışta insana zevkli, eğlenceli bir şeymiş gibi gelen bu titreme, hakikatte bir ölüm dansıydı. Sanki dülger balığının ruhu, rüzgar bu incecik zarlardan çıkıp gidiyordu. Bir dirhem kalmamacasına. Hani bazı yaz günleri hiçbir rüzgar yokken deniz üstünde bir meneviş peydahlanır? İşte öyle bir cazip titremeydi bu. İnsanın içini zevkle, saadetle dolduruyordu. Ancak balığın ölmek üzere olduğu düşünülürse, bu titremenin anlamı hafifçe acıya yorulabilirdi. Ama yine de insan
bu anlamı anlamaya çalışıyordu. Belki de bu harikulade tatlı bir ölümdü. Belki de balık hala suda, derinliklerde bulunduğunu sanıyordur. Karnı tok, sırtı pektir. Akşam olmuştur, deniz dibinin kumları gıdıklayıcıdır. Birdenbire dehşetli bir şey gördüm. Balık tuhaf bir şekilde ağır ağır ağarmaya, rengini atmaya, bembeyaz kesilmeye giden bir hal almaya çalışmıştı. Acaba bana mı öyle geliyor, sahiden rengini mi atıyor demeye, dikkatli bakmaya lüzum kalmadan yanılmadığımı anladım. Kenarları süsleyen zarların oyunu çabuklaşmaya, balık da gitgide saniyeden saniyeye pek belli bir halde beyazlanmaya başladı. İçimde dülger balığının yüreğini dolduran korkuyu duydum. Bu hepimizin bildiği bir korkuydu. Ölüm korkusu. Artık her şeyi anlamıştı. Denizlerin dip alemi bitmişti. Ne akıntılara yassı vücudunu bırakmak, ne karanlık sulara, koyu yeşil yosunlara gömülmek. Ne sabahlan birdenbire yukarılardan derinden serin aydınlıklara uyanıvermek, günün mavi ile yeşil oyunları içinde kuyruk oynatmak, habbeler çıkarmak, yüze doğru fırlamak. Ne yosunlara, canlı yosunlara yatmak, ne akıntıların aletlerini yakamozlara takarak yıkanmak vardı. Artık her şey bitmişti. Dülger balığının ölüm hali uzun sürüyor dostlar. Sanki balık şu hava dediğimiz gaz, suya alışmaya çalışmaktadır. Hani biraz dişini sıksa alışması bile mümkündür gibime geldi. Bu 2 saat süren ölüm halini 4 saate, 4 saati 8 saate, 8 saati 24 saate çıkardık mıydı dülger balığını aramızda bir işle uğraşırken görüvereceğiz sanıyorum. Onu atmosferimize, suyumuza alıştırdığımız gün bayramlar edeceğiz. Elimize görünüşü dehşetli, korkunç, çirkin ama aslında küser huylu, pek sakin, pek korkak, pek hassas, iyi yürekli, tatlı, korkak bakışlı bir yaratık geçirdiğimizden böbürlenerek onu üzmek için elimizden geleni yapacağız. Şaşıracak, önce katlanacak, onu şair, küskün, anlaşılmayan birisi yapacağız. Bir gün hassaslığını, ertesi gün sevgisini, üçüncü gün korkaklığını, sükunluğunu kötüleyecek, canından bezdireceğiz. İçinde ne kadar güzel şey varsa hepsini birer birer söküp atacak, acı acı sırıtarak İsa'nın tuttuğu belinin ortasındaki parmak izi yerlerini, mahmuzları, kerpeteni, eyesi, testeresi ve baltasıyla kazıyacak, ilk günkü canavar halini alacak. Bir kere suyumuza alışmaya görsün. Onu canavar haline getirmek için hiçbir fırsatı kaçırmayacağız. Sağlıcakla kalın dostlar.